İnsan hikaye anlatan bir canlıdır. Onu yeryüzündeki diğer canlılardan ayıran biricik özelliği de budur zaten. Anlatacak hikayenizin olması için de aslında hikaye kurmaya başlarsınız. Bir şey anlatmak için onu önce ortaya koymanız, onu gerçekleştirmeniz lazım. Sanki hayatımız boyunca aslında bir hikaye oluşturmaya çalışıyoruz ve sonra da tek derdimiz onu anlatmak. Ben ilk hikaye anlatma anını annemde gördüm. Yani benim anam hikaye anlatıcısıydı. Yani onun ağzına böyle bakıyordum ben, onun anlattıklarına. Sonra bunun ne kadar etkileyici bir şey olduğunu fark edince açıkçası benim için de bir kurtuluş yolu gibiydi hikaye anlatmak. Anadolu'nun ortasında dört erkek çocuğun en küçüğüydüm ben. Çiftçi bir ailenin çocuğuydum. Yoksul ve yoksullukla geçen bir çocukluğum oldu kasabada. Kendimi nasıl var edebilirdim? Hikaye anlatarak. Hala yaptığım şey o, 63 yaşındayım. Hala kendimi hikaye anlatarak var ediyorum. Aslında hikaye anlatmak bir tarafıyla da o hikayeyi kurmak. Yani ben anlattıkça kendi hikayemi de, şahsi hikayemi de olgunlaştırıyorum bir tarafta. İnsan deneyimlerinden başka bir şey değil. İnsan çocukluğundan başka bir şey değil. O ne tuhaf bir dönemmiş ki oradaki biriktirdiğiniz, farkında olmadan çoğu zaman sizin içinize yerleşenler, sonra yapıp ettiğiniz her şeye, yazdıklarınıza, yaşadıklarınıza o kadar fazla yön veriyor ki. O yüzden orada da şükürler olsun, hakikaten şanslı birisiyim. Kapadokya gibi çok büyülü bir yerde büyüdüm. Mutlaka oranın hafızası belli ki ucundan kıyından bana da yerleşmiş. Ben de onun bir parçası olmuşum, devamı olmuşum. Yani ben hiç okuma yazması olmayan bir ananın çocuğuyum. Hayatında Avanos'tan dışarı çıkmamış bir ananın çocuğuyum ben. Ümmi bir annenin çocuğuyum ama ben ne öğrendiysem o kadından öğrendim. Benim üzerine yaptığım eğitimler, masterlar, doktoralar falan, bence anamın bildiklerinin yanında esamesi bile okunmuyor. O zaman nedir bu? Yani bu bilginin dışında bir şey bu. Yani bu müfredat dediğimiz şeyin dışında bir hayatın hafızası var. Yani coğrafyanın müfredatı var. Ve anama bu sirayet etmiş. Anam da anasından, babasından. Onlar da kendi ana babalarından, aklarından bir şeyin devamı olmuşlar. Lumière kardeşlerin trenin gara girişini seyrede seyircilerin ilk başına ne gelmişse benim de Avanos yeni sinemasında siyah beyaz ilk filmi gördüğümde aynı şeyler başıma geldi. Boş peşik olduğunu hatırlıyorum ilk seyrettiğim filmi. Herhalde oradaki Kartal'ın kundaktaki bebeği alıp havaya yükselmesiyle birlikte aynı dehşet duygusu Lumière'in filmindeki dehşet duygusuyla hemen hemen aynıydı. Aynı zamanda bir büyülendiğim andır bu. Yani oradaki kurmacanın en az gerçeklik kadar gerçek olması herhalde hiç bir zaman çıkmadı aklımdan. Sinema çok genç bir sanat. Türkiye'ye de çok fazla gecikmeden gelmiş. Bugüne kadar çok başarılı örnekler verdi sinemamız. Hiç aşağı kalır tarafı olmadı hikaye anlatma konusunda. Ben bunun baştan sona sadece bir senaryo meselesi olduğunu biliyorum. İyi senaryolar, iyi hikaye anlatmak için zaten olmazsa olmaz şeylerdir. Yakın zamanda Türkiye'nin sinemamızın yaşadığı senaryosuzluk, hikayesizlik meselesinin, sıkıntısının daha doğrusu evrensel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar hızlı bir dönüşüm ve değişim yaşıyor ki dünya, sanki hikayeler bunun peşine yetişemiyormuş gibi hissediyorum. Birbirini taklit eden hikayelerden hoşlanmıyorum. Kendi hikayelerimiz, kendi ruhumuzda saklı hikayelerin bir yerlerde bizi beklediğini düşünüyorum.
Coğrafi olarak çok şanslı bir coğrafyayız. Kavimler kapısıyız. Çok fazla toplumsal tadlar sirayet etmiş. Yapıp ettiğimiz her şeyin içerisinde farkında olmadan biz bunları aslında gösteriyoruz, yaşıyoruz, yazıyoruz, söylüyoruz. Sözlü kültürün hakim olduğu bir coğrafya aynı zamanda. Ama sinema bir endüstri. Eninde sonunda çok bileşenli bir iş yapıyoruz. Masraflı bir iş yapıyoruz. Teknik bir iş yapıyoruz. Bu yüzden senaryolarımızın da hayata geçmesine uygun senaryolar olması lazım. Cesur, şaşırtıcı, kendi köklerimizden, kendi birikimimizden kaynaklanan, onlara yaslanan, onların derinliğine korkmadan girebilen senaryolar olması lazım. Ben bu açıdan şanslı birisi oldum. Galiba bu yüzden en son antropoloji doktora tezimde de benzer bir konuyu seçtim. Yani Nasir Sadayiz filmiyle Bir Zamanlar Anadolu'da filmlerindeki Ercan Kesal öznesinin kurmaca ve gerçeklikle olan ilişkisini yazmaya çalışıyorum. Kurmaca ve gerçekliğin nasıl böyle iç içe geçtiğini kendi hikayemde çok yakinen şahit oldum. Demek ki burada hikayenin hem öznesi olmak, hem onu yazan olmak, hem hatta onu taklit eden, oynayan olmak, hatta Nasif Sadayiz'de de onun yönetmeni olmak şansını yakaladım. Bu yüzden değişik veçelerden, değişik açılardan bu mevzuya bakabildiğimi düşünüyorum. Kendimi yazan olarak görmeyi istiyorum ama. Yani beni daha çok oyunculukla tanıyorlar ve oradan popüler olduğumun da farkındayım ama ben hikaye yazmayı, hikaye keşfetmeyi, hikayeyi fark etmeyi çok seviyorum. O yüzden herhalde bu edebiyatçı tarafım, senarist tarafım hiç vazgeçemeyeceğim bir özelliğim olacak. Farklı bakış açıları hikaye zenginleştirir. Keşke tek başına değil birkaç kişiyle birlikte senaryo yazım süreçleri olabilse olsa, bu işbirliği yakalansa. Ben o konuda da şanslıyım. Yani yönetmenlerle başından itibaren beraber oldum. Üç Maymun da yönetmeniyle, Bir Zamanlar Anadolu'da filminde yönetmeniyle ve eşiyle. Anons filminde yine yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'la, Nasip Sadayiz'de yine yönetmen Ercan Kesal'la beraber yürüdüm, beraber hareket ettim. Bu yüzden zaten senaryo bittiği zaman galiba biz de filmi bitirmiş oluyorduk her seferinde. Çünkü onu fark ediyordum ben. Çalışmanın devamında yönetmenin de aynı anda filmi çektiğini kafasında görüyordum ben. Kendi filmimde de aynı şeyler başıma geldi. Birileriyle birlikte olmak, meşveret etmek, istişare etmek, onlarla konuşup tartışmak kesinlikle hikayeye çok katkı sağlıyor. Edebiyat ve sinema iki ayrı yaratıcı sanat dalı. Ama ikisinin de meselesi varoluşsal. Dünyayla, insanla, kendisiyle olan meselelerini anlatmaya çalışıyor her ikisi de. Ama birisinin enstrümanı sözcükler, edebiyatınki kelimeler. Ama diğeri resimle, görüntülerle ulaşıyor muhatabına. İkisinin de kendine ait yolculuklarını sürdürme anlamında hem kolay hem zor tarafları var. Edebiyat tek başına yapılan bir şey sonuçta. Kelimelerle baş başasınız. Sinemada çok bileşen var. Bir sürü unsuru bir araya getireceksiniz ve onlardan en pozitif, en optimum sonucu yakalayacaksınız. Şunu gördüm ben. Bir şeyleri dikte eden, ortodoks, akıl veren, bir öğretmen psikolog edasıyla davranan işler muhatabına ulaşmıyor. İnsanın duygularını harekete geçiren şeyler bence güçlü dönüşüme ve değişime sebep oluyor. Bu yüzden böyle bir misyon sahibiymiş gibi özellikle psikolog edasıyla, bir din adamı edasıyla ya da bir politik bir dille bir şeyleri yazmak ya da bir şeyleri çekmek zaten baştan kaybedilmiş bir iş. Sonu başarısızlıkla sonuçlanacak bir iş. İnsan farkında olmadan etkilenmeli. Ve o ilişki samimi bir ilişki olursa ancak inandırıcılığını sağlayabilir. Okuruyla da, seyircisiyle de. Karşımızdaki eğer, yani muhatabımız, seyircimiz ya da okurumuz bu yazdıklarımızı ya da çektiklerimizi içselleştirsin, gerçek olduğuna iman etsin, onunla hemhal olsun istiyorsak,
okurumuzla ya da seyircimizle aramızdaki o tuhaf mesafeyi kaldırmamız lazım. Dur ben sana şimdi bir şey yazıyorum, onu bir oku bakalım, senin aklını alacağım gibi bir üstenci, kibirli bir edebiyatçı gibi de olmamak, acayip resimlerle ve müthiş tuhaf hareketlerle seni mıhlayacağım, koltuğundan kalkamayacaksın demek de herhalde yapılacak en son şey. Bizde hikaye denilince ya da senaryo konuşmaya başlandığında çok görkemli, kocaman bir şey kuruluyor. Onun peşine düşülüyor, ona aşık olunuyor. Yani o kadar çetrefilli, o kadar acayip, büyük, hiç daha önce duyulmamış bir şeyi söylemeliyiz ki ya da birinden onu işitmeliyiz ki işte o zaman sinema olsun. Bence değil. Bu o kocaman hikayenin içerisindeki gerçek sinemayı da gözden kaçırmamıza sebep olabiliyor. Gözümüzü alıyor çünkü. Ziya Öztan'la 90'lı yıllarda yönetmen Ziya abiyle tanıştığımda bana bir takım kitaplar vermişti. Hüseyin Rahmi'nin, işte Halit Ziya'nın, Refik Halit Karay'ın. Bunları oku dedi. Bana dedi küçük küçük hikayecikler çıkarttı. Ama dedi kitabın hikayesini istemiyorum, özetini de istemiyorum dedi. Bunların içinde dedi bazı yerler var dedi. Bu sayfaları gezerken, okurken dedi. Bunlar seni etkiler dedi. O etkilediğin şeyleri bana yaz getir dedi. Aslında bana tretman çalışması yaptırmış, sinopsis çalışması yaptırmış o. Şimdi de aynı şeyi yapıyorum. Büyükçe bir kitabı okuyorsunuz. Kemal Tahir okursunuz, Sabahattin Ali, Refik Halit Karay. O hikayenin tamamı evet size ilham verebilir. Ama o hikayenin, o romanın içerisinde bir yerde bir şey var. Onu bulup çıkartmamız lazım. Sinema orada bir yerde duruyor. Genç bir hekimken başımdan geçen hikayede bir cenaze getirdiler bana. Fakat ben yine de resüste ettim. Acaba geri döner mi diye uğraştım. Sonra da bana göre muayenem bitti. Evet, pupiller dilate, nabız alınmıyor. Hastanız eksi oldu. Kaybettik, başınız sağ olsun deyip yerime geçtim. Adam birisi yakınlarından biri koşarak geldi. Dedi hocam nefes alıyor bu dedi. Tabii ben hastaya doğru tekrar yeniden cenazeye doğru koşarken içimden de şunları geçiriyorum. Ya nerede kaçırdım acaba ben? Yani yaşayan bir adama öldü demek kadar ağır bir şey yok, sorumluluk yok. Ama etraf öyle kalabalık ve öyle tuhaf bir şeyin ortasındayım ki muayene ederken bir yandan içimden kendi kendime şöyle dua ettiğimi yakaladım yani. Kendi kendimi yakaladım. Allah'ım inşallah ölmüştür. Yani şimdi ne yapacağım bu yaşıyorsa ben? Zaten ölmüş olduğunu bildiğim birisiyle ilgili böyle bir şüpheye düşüp ondan sonra bununla baş edememek halidir sinema aslında. Orada sinema nerede başlıyor? O hikayeyi anlatırsınız, etkilenirsiniz. Ama oradaki asıl mesele, belki de önerme şu. Bir insan utancıyla baş edemezse eğer, pekala birisini öldürmeye kalkışabilir. Birine niye birini öldürdün, nasıl katil olabilir birisi bu dediğiniz zaman, benim aklıma hemen bu gelir. Demek ki baş edememiş utancıyla. Bu onu affetmek ya da oradaki suçu aşağı çekmek anlamında söylemiyorum. Bir sinemacı hassasiyeti, senarist hassasiyetinin oralarda gezinmesi gerektiğini örneklemek için söylüyorum. Marquez, yüzyıllık yalnızlığı 10 yıl düşündüğünü, 2 yılda yazdığını söylüyor. 10 yıl boyunca niye yazamadığını da anneannesinin hikaye anlatma geleneğini fark ettiğinde anlamış, niye yazamıyorum ben bunu diye. Anneannesi başından geçenleri, köyde kasabada yaşanan şeyleri, ailenin kendi iç hikayelerini her zaman sıradan ve hep oluyormuş gibi anlatırmış. Yani hiç böyle onu abartılı jestlerle, tuhaf yakınmalarla ya da garip nidalarla falan anlatmazmış. Yani bunlar hep zaten olur, oluyor, bunlar da oldu. Sıradan bir şey, herhangi bir şey anlatır gibi anlatırmış. O zaman diyor yüzyıllık yalnızlığı anneannem gibi diyor. Onun anlattığı gibi yazmaya karar verdim. Kitabı bunu fark ettiğim zaman bitirdim diyor. Seyirciye de okura da hikayeyle çok sıradan, her an, her zaman olabilecek bir şeyle kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurmasına müsaade etmek lazım. Bu sinemada tabii oyunculuklarla, kamerayı nereye koyduğunuzla ve hikayeyi anlatma tarzınızla, üslubunuzla ilgili bir şey. Her ikisinde de sonuçta şu galiba,
edebiyatın ve sinemanın size verdiği iktidardan vazgeçmekle mümkün. Ben bu yüzden ikisini iç içe birbiriyle çok yakın gerçekleştirdiğimi düşünürüm hep. Mesela kalemimi de ben bir kamera gibi kullandığımı, kullanmak istediğimi söyleyebilirim. En azından buna çabalıyorum, böyle bir gayretim var. Edebiyatla ilgili şunu söyleyebilirim. İki ucu var işin. Bir esin, ilham tarafı. Bir an önce o hikayeyi birine ya söylemelisiniz ya kağıda dökmelisiniz. Bir an önce sizden çıkmalı. Ondan kurtulmalısınız. Bu tamam. Bunu yapıyorum ben de. Nerede olduğumu bile düşünmeden yazıyorum. Hemen gidip bir yere çöküp bir şeyleri mutlaka not ediyorum. Telefona okuyorum. Zaten dönüp duran bir şey o kafanda. Ama ondan sonra onunla çok teknik, soğukkanlı biçimde uğraşıyorum ben. Yani o bambaşka bir şey. Orada kocaman bir hurufat var, masanın üstünde bir sürü malzeme var. Kelimeler sanki iç içe geçmişler. Ama oradan iyi bir şey çıkacağını biliyorum ben. Onu kesiyorum, biçiyorum, öndekini arkaya alıyorum, finali başa çekiyorum falan. Yani orada da uğraşıyorum şeyle. Zanaat kısmı, filmdeki gibi. Aslında burada da çekip ettiğimiz şeyler kurgu masasında film oluyor. Yani yüzlerce saat çekiyorsunuz, oradan 90 dakika, 1,5 saat çıkartıyorsunuz. Bir kere diyaloglar çok kıymetli. Ben sinemanın, filmin en önemli kısmının diyaloglar olduğunu düşünürüm. Yazdığım, içinde yer aldığım, beraber çalıştığım senaryoların bence en önemli vasfının sahici diyaloglar, gerçek diyaloglar olduğunu düşünürüm hep. Bu yüzden çok uğraşırım diyaloglarla. Onu buluncaya kadar, gerçek hayatta o nasıl terennüm edilir, o nasıl çıkar ağızdan, nerede ını dersin, nerede beklersin, nerede tekrara düşersin. Çünkü çok az kelimelerle aslında konuşan bir toplumuz biz. Yani o kadar da yoğun, uzun uzun cümlelerle konuşmayız. İdalarla falan derdimizi anlatırız ya da hiçbir şey söylemeyiz. Tarkovski'nin de var bu konuda, bu diyalog ve ses konusunda söyledikleri. Hiçbir sinema diyor, bu dışarıdaki hayatın gerçekliğini yakalayamaz diyor, oradaki samimiyet. Yani ona yaklaşır en fazla diyor. Hakikaten öyle. Çok katmanlı bir hikaye var. Bütünsel olarak evet bunu söyleyebilirsiniz. Ama her karakterin de kendi hikayesi var. Esasında galiba senaristin de yönetmenin yaptığı şey herkesin kendi hikayesinin birbiriyle temas ettiği yerlerdeki şaseyi, aydınlanmayı yakalamak. Yani biz hikayenin içinde gezinen, yer alan, senaryodaki kahramanlarımızın kendi öznel hikayelerini samimiyetle anlatmayı becerebilirsek zaten total anlamda filmin hikayesini de oluşturmuş oluruz. Bir zamanlar Anadolu'da filminin senaryosunu bana sinopsisini söyle derseniz ben 3 cümleyle şöyle söyleyebilirim. Bir grup bürokrat gece sabaha kadar ceset ararlar. Ama biz orada şunu yaptık yani komiserin kendi hikayesini, doktorun hikayesini, savcının trajedisini, hatta şoför Arap'ın içinden çıkamadığı mevzuyu, bütün bunları kendi derinliklerinde ve kendi çerçevelerinde o kadar hassas anlattık ki zaten ortaya kocaman bir kasaba hikayesi kendiliğinden çıkmış oldu. Sadece biz onların birbiriyle çatıştığı yerler, yani savcıyla doktorun çatıştığı yeri ya da şoförle doktorun çatıştığı yeri, şoförlerin kendi aralarındaki çatışmalarını, bütün bunları koyduğumuzda aslında herkesin kendi hikayesinin ne kadar kıymetli, ne kadar önemli, ne kadar derinlikli olduğu, ancak bunlar birbirleriyle temas ettiğinde ortaya o çakışmadan bir hikaye çıktığını fark ettiğinizde seyirci oralardan etkileniyor zaten. Böylece herkes kendi hikayesini anlatırken ortaya kocaman bir hikaye çıkartılmış oluyor. Hikaye anlatmak eğer bir meddah gibi düşünürseniz anlatıcıyı, bir kere muhatabınızla, sizi dinleyenle o anda kurduğunuz o ana ait bir durumdur. Bir sonraki anlatı anında zaten başka bir hikaye gibi anlatırsınız onu. Yani çünkü doğaçlama bu. Belki bir gün önce daha soğuk bir odada anlattınız. Bir gün sonra daha çok kalabalığa, daha sıcak bir salonda anlattınız hikayenizi. O her seferinde yeniden değişebilen, yeni ilham kapıları açan ve yeniden kendini üreten bir tür. Ama sinemada öyle değil. Daha doğrusu senaryoda baştan sona yönetmenin
sahada elini kolaylaştıracak ve metnin içinde rahatça gezinmesine müsaade edecek sadelikte teksttir. Bir edebi türdür, eyvallah, bir edebiyat türüdür ama bir teksttir. Yani filme başlarken önünüzdeki senaryoyu, filmin sonunda eğer altını üstünü çizmiş, sayfalarını koparmış, üstünü çarpı işaretleri atmış, kenarına yeniden bir şeyler yazmış bir halde bırakmamışsanız filmden çok fazla bir şey umut etmeyin. Yani senaryonun canına okuyun o tekstin. Siz bunu bir hikayede, bir romanda yapamazsınız. Hikaye anlatıcısının seyircisiyle, muhatabıyla kurduğu ilişkiyle senaristin yönetmene sunacağı metindeki ilişkisi birbiriyle çok ayrı. Birisi tek başına bir çeşit sahne performansı gibi yaşanır. Değişir, dönüşür, her seferinde başka bir şey eklenir, farklılaşır. Ama filmler bir kez çekilir ve bildiğim kadarıyla 300-350 yıl kadar da kalır. Temel olan şey gözlem. Hekim kimliğim buna çok yardımcı oldu. Hastanızı dinlersiniz. Kapıda zaten var 50-60 tane, sırasını bekleyin. Reçetesini yazar gönderirsiniz. Ama hastanızı dinlerken hastanızı gözlersiniz bir de. Hastanıza bakarsınız. Hastanızla hemhal olursunuz. O zaman başka bir şey çıkar. Yani hastanın hikayesi de tuhaflaşır, zenginleşir. Hasta sakladığı şeyleri de cesaretle söylemeye başlar. Hem böylece işinizi iyi yapmış olursunuz. Hem de size bir hastadan bir hikaye kalır. Dünyayla da ilişki böyle. Yanından geçip gittiği şeyleri fark eden insan iyi sanatçıdır. Yani sanatçıyı onlardan ayıran, diğerlerinden ayıran özellik bu zaten. Sinemada hikayesini daha etkili anlatmak isteyen yönetmenler için ya da yazdıklarıyla okuruna daha etkili ulaşmak isteyen yazarlarımız için, yaratıcı sanat dallarıyla uğraşan herkes için belki de söyleyebileceğim tek şey var. İhtiyaçları olan şey samimiyet. Başka silahları yok. Yeteneklerimiz imtiyaz değil, sorumluluktur. Eğer biz bir şey iyi yapıyorsak bunu bir yük gibi yaşamalıyız. Bunu bir ayrıcalık, farklılık, bir üstünlük aracı olarak görmemeliyiz. O bize bir yüktür. Artık onu taşımak zorundayız. Mesele o. Kendi hayat hikayemde tekrar çocukluğun o bitmek tükenmek bilmeyen kokusuna, rengine ve sesine geri dönmek isterdim. İnsanın aklından çıkmayan şey sesler, kokular, renkler. Onlar yaşlandıkça azalıyor nedense. Yani eski tadınız kalmıyor, ağzınızın eski tadı kalmıyor. Sesleri bu kadar çeşitlenmiyor. Hep aynı sesi duyuyormuş gibi hissediyorsunuz. Sanki renkler de grileşiyor biraz. Yani memleketime dönmek isterdim. Kasabama dönmek isterdim. Avanos'a dönmek isterdim. Anam babam yaşıyor. Kardeşlerim yanımda. Kapadokya. Oradaki toprak. Bunların olmayacağını bilmek, bunların bir daha gerçekleşmeyeceğini bilmek çok hüzünlü bir şey esasında. Belki de bu yüzden sinemayla, edebiyatla uğraşıyoruz. Bu olmayacağını bildiğimiz şeyleri ucundan kıyından acaba nasıl yeniden olmuş gibi hayata geçirebiliriz? Ya da ölüme nasıl hazırlanırız? Tarkovski'nin ifadesiyle. Bu tuhaf hayata nasıl tahammül ederiz? Ancak bunlar, bu yüzden Avanos ve çocukluğumdan başka hiçbir şey yok aslında. Özlediğim.